günlerden geçiyoruz. Ama bu zorlukların çok daha berbatını yaşayan insanlar bu ülkenin, bu devletin temellerini atanlardı. İşte bugünkü konuğumuz Erenköy mücahitlerinden Sayın Fadıl İncirli. Aynı zamanda emekli öğretmen. Ve o Erenköy'de tabii ki Türkiye'den çıkan o genç üniversiteliler oradaki çocukları bile eğittiler, diploma verdiler ve bu topluma eğitim neferi olarak onları hazırladılar. O günlerden söz edecek olursak, bu çıkış, yani şimdi herkes televizyon programlarında bugünlerde işte hükümet kuruldu, kurulmadı, kurulacak, efendim şu bu, herkes kendine göre bir şeyler söylüyor ama biz değişik bir konuya giriyoruz bugün. Çünkü bunları yaşatmak, hatırlatmak ve yeni kuşaklara anlatmak gerek. Çünkü bugün bu devlette yaşayabiliyorsak, bu devletin elbette temellerinin atılmasında Erenköy destanının büyük payı vardır. Bunu kabul etmek lazım. Söz sizde Sayın Fadıl İncirli. 1963, Kıbrıs olayları patlak verdiği zaman Ankara'da öğrenciydim. 21 Aralık 63'te başladı. Arkadaşlarımızla bir araya geldik. Artık okulla ilişkimizi kestik. Ve tek düşüncemiz Kıbrıs. Kıbrıs'tan gelen kötü haberler bizi çok üzüyordu. Ne yapacağımızı karar vermek zorundaydık. Önce hükümete gitmek istedik. Sayın İnönü Başbakan, o zamanlarda Türkiye zor günlerden geçiyordu. İhtilaller devri, sokağa çıkamazdık, 3 kişi bir araya gelemezdi. Yine de yüzlerce arkadaş başbakanlığa yürüdük ve bütün zorluklara rağmen başbakanlığa girdik. İsmet İnönü bizi kabul etti, içeriye girdik. 5-6 arkadaşı aldı. Biz dedik ki, Sayın Başbakan, Kıbrıs anlaşmalarına göre, 1960 anlaşmalarına göre Türkiye'nin müdahale hakkı vardır. Vatandaşlarımızı her gün öldürüyorlar, kayboluyorlar yollarda insanlarımız. Türkiye'nin müdahale hakkı var, yapabilecek misiniz? Bize verdiği cevap maalesef çok düşündürücü. Çocuklar dedi, Kıbrıs'a biz neyle çıkalım? Bizim çıkarma gemimiz yok ki. Yüzerek mi çıkalım? Evet, aynen şunu söyledi. Yüzerek, ellerini de yaptı. Yüzerek mi çıkacağız dedi. Çıkarma gemimiz yok. Biz zaten moralimiz daha da bozuldu. Ama bizim arkamızda bir güç vardı. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Ankara Büyükelçisi, vatansever, çok büyük bir adam. Yani eşi bulunmaz. Mehmet Ertuğruloğlu her bakımdan bize yardımcı oldu. Bizi yönetti. Ve artık Kıbrıs için çalışmaya başladık. Önceleri Ankara'da üniversitede okuyan kız erkek öğrenciler bir araya geldik. Yardım topladık. Ondan sonra bizim okulda, Ankara Fen Fakültesi'nde zannedersem 3 gün 3 gece Kızılay'da bedettik. Kan bağışında bulunduk. Bu da yetmedi. 15 Ocak 1964'te Genelkurmay'ın önünde büyük bir miting yaptık. 10 binlerce Ankaralı geldi. Yine rahat durmadık. Ve 31 Ocak'ta 150 kişilik bir grup İngiliz Hava Yolları ile Lefkoşa'ya gittik. O gece Saray Otel'de kaldık. Ondan sonra ertesi gün herkes yerleşim birimlerine, köylerine bulduğu vasıtalarla gitmeye başladı. Ben kendi köyüme gittim, Yeşilırmağa. Orada 35 gün mücahitlik yaptım. Allah rahmet eylesin. Aydın köylü, Ayyanlili Fuat Balkur'la
Erenköy'den gelen silahları, sandallarla gelen silahları Kıbrıs'ın çeşitli yerlerine gönderiyorduk. Bize yardımcı olan Lefkoşalı, yani çok cesaretli, çok cesur insanlarımız vardı. Ahmet Bullici kardeşimiz, yani o yollarda insanların kaybolduğu günlerde her gün Yeşilırmak'a gelir kamyonu ile. Kum doldurur. Evet, kum doldurur. Yalnız bizden kum almaz tabii. Yeşilırmak'ın da kumu var. Pirgo'ya gider. Pirgolar tabii ki şüphelenir. Derler ki ya o Türklerin de var. Niye almıyorsun oradan? Ben diyor onlarla anlaşamam. Aram iyi değil ama sizin kumunuz çok güzeldir. Sırf örtbas etsin diye doldurur kumu. Gelir Yeşilırmak'a silahları kumu kaldırarak örteriz içine koyar ve gider. Tabii Rumlar şüphelenir. Bazen yanına bir Rum korurlar. Pirgo'dan Ksaro'ya kadar o günlerde selam bile vermeyiz tabii. O da biliyor olayı. Bir gün bir silah gelir bize. İlk defa gördüm. Ağır makineli A4 mitralyöz neyse. Ben hayatımda ilk defa öyle bir silah gördüm. Naylonların içinde. O gün onu koyduk. Yalnız kamyonun sahibi bir Rum. Kamyonu satın aldı ama ödeyemez parayı Ahmet. Ahmet. Ödeyemez. Parası da yok. Ve Rum bunu durdurur. İkide bir de para ister. Sana diyor paranı vereceğim. Bu kötü günler geçsin. Ben sana vereceğim. Bazen de durdurmuş. Zorla yemek yedirecek. O gün de durdurmuş. Ben diyor kömürlerin üzerine otururdum. Hiçbir şey yapamazdım. Nasıl kaçacağımı düşünürdüm. Eğer kamyonu alırsa elinden diyor. İçi dolu zaten. Ertesi gün bekledik, geldi Ahmet ve rahat bir nefes aldık ve böylece 5 Mart'a kadar devam ettik. 5 Mart'ta bir haber gelir bize, hemen Ankara'ya dön, Erenköy'e çıkacaksın dediler. Yanımda da en yakın dostum Ahmet Teral, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Onunla beraber o da Yeşilırmak'a geldi, döndük ve hemen Ankara'ya geldik. Ankara'da bir grup kurduk. 60 kişilik bir grup ve Zirköy'de kampa girdik. Birinci grup bizden önce İngiltere'den gelen 20-30 kişilik bir grup ve ayrıca bazı üniversiteli arkadaşlar, Orta Doğu Teknik'ten ve Ankara Siyasal'dan onlar birinci grup olarak 31 Mart günü çıkarlar. Çok zorluk çekerler, batma tehlikesi. İkinci grup olarak yine aramızdan iki manga alınır. Biri Ahmet Eral'ın mangası, ikincisi de Kamil Nuri'nin. Onlar çıkar. Biz 12 Nisan'da Genelkurmay'ı göze alamaz artık. Yani şeylerle çıkmak çok zor olur. Balıkçı gemileriyle, takalarla. Bizi ilk grup olarak hücum botlarla, iki hücum bot gelir. 12'sinde gittik. O gece gelmez. Ertesi gece gelir. 8'e doğru hücum botlara bindik. Ve 10.30'da karaya çıktık. Sonuçta bu topraklara evet, ayak bastınız. Evet. Ve uzun süreli bir mücadele oldu. Kat kat fazla sayı bakımından, silah bakımından üstün Rum'a karşı, Yunan'a karşı mücadele verdiniz. Peki gelinen noktada Erenköy destanı elbette ki bu Kıbrıs Türk'ünün mücadelesinde özel bir yer tutmaktadır. Bundan sonra yani biz bugünlere gelirken ne yapmamız lazım? Çünkü devletin bir yerde böyle saldırılar, hükümet oyunları, bir takım siyasette kirlilik vesaire giderek artmaktadır. Yani kısaca günümüzde kişisel çıkarlar toplumsal çıkarların önüne geçmiş bulunmaktadır. Siz Fadıl İncirli olarak kaç tane yanınızda şehit verdi? Şehit olduklarını gördünüz, tanık oldunuz. Yani o günlerden buraya baktığımızda nasıl bir politika izlememiz gerekir. Evet. Yani maalesef bizi üzen taraf
Kıbrıs Türk'ü, tüm Kıbrıs Türk'ü dünya yüzünde görülmemiş bir mücadele verdi. 100.000 kişilik bir topluluktuk, toplumduk biz burada. Evet. Rumlar 600.000 kişi, elimizde liman yok, havaalanı yok, hiçbir şey yok. İşte bir Erenköy bölgesinin geniş bir sahili var. Bir de Yeşilırmak'ın, başka yok bilmiyorum, Karpaz'da da daracık ufak bir bölgede, bir ufak bir evet. yerde vardı. Ve biz Erenköy'e çıktık. Zaten Erenköy'de bereketçiler dediğimiz arkadaşlar 58'de silah taşımaya başladılar. Ama bizim Kıbrıs'a çıkmamızın esas amacı saldırı maksadı ve çıkmadık biz oraya. Biz oraya Kıbrıs Türk'üne silah ve cephane götürdük. Ve o bölgeyi kontrol altına alıp gelen silahları çeşitli vasıtalarla Kıbrıs Türk'üne ilettik. Ve bize yardımcı olanlar vardı. Gerek yiyecek taşıyan kamyonlar, gerekse İsveçli bazı arkadaşlar bize çok yardımcı oldu. Lars Willelind şimdi aramızdadır. Onu vatandaş yaptık. O bize çok yardımcı oldu. Ve ilk yardımı benim isteğim üzerine yaptı. Allah razı olsun. Evet. Çok 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 yardım etti bize. Ve 2000 yılında biz bunu hanımını, kızını ve Lars Willelind'i vatandaş yaptık. Pasaportunu verdik. Kimliğini ve vatandaşlığını verdik Beyaz Ev'de. Biz bir konuşma yaptı. Çok güzel konuştu ve dedi ki en son öyle bir cümle sarf etti ki yani hayret ettik. Ne evet. mutlu Türk'üm diye ne dedi. İsveçli arkadaş. Asker. Şimdi eski asker. Evet. Üsteğmendi o zaman. Türklere silah yardımı yaptığı evet. için yani Türkler zor durumdadır ve haklıdırlar. Ve bunu vicdanı razı olmadı ve evet. silah bakımından... Hemen hemen bütün İsveç grubu, İsveç Barış Gücü askerleri gerek kasabada, BAF'ta, gerek Poli'de, gerek Yeşilırmak'ta, Erenköy'de, Lefke'de her yerde yardımcı oldu. Her yer bize çok yardım etti İsveçli askerler. Ve ilk ben şahit oldum yani Erenköy'de bize yaptığı yardımı. Biz Alemkaya'da savaşırken 7 Ağustos günü zaten 1 Ağustos'da yeni komutanımız ve son liderimiz Rauf Denktaş adaya geldi. Ondan önce bir komutanımız vardı. Elinden geleni yapmaya çalıştı. Pek başarılı olamadı. Birinde geldi komutanımız 1 Ağustos günü evet. ve zaten etrafımız sarıldı Rum askerleriyle. 40.000 kişi sarıldık 40.000 kişi. 40.000 de yolda vardı düşünün. Biz 500 öğrenci, 200 köylü, 70 de Londralı arkadaş. Mevzilerimiz maalesef zayıftı. Adeta ayakta savaştık. Ben ve manga usulü giderdik. Son komutanımız gelen Ali Rıza Buruşkan 58'de TMT'nin kurucusu ilk bayraklarımızdı. Evet. Ve bizim durumumuzu görünce üzüldü tabii. Mevzilerimiz tamam değildi. Tabii sarıldık da ve mangalarla idare ederdik. Ondan o günden sonra takım ve bölüklere ayrıldık. Ben Alevkaya'nın bölük komutanlığını yaptım. Arkadaşlar hep cephede savaşırken 7 Ağustos Cuma günü öğlen cephaneler azalır. Bir telefon açtık. Merkezden bir otobüs dolusu. Bölgede kamyon yok cephane gelir. Onu mevzilere çıkardık. Komutan bana dedi ki sakın bir yere ayrılma. Ben pek bir şey anlayamadım. Yalnızdım. Ben gitmek zorunda kaldım. Bazı yaşlı arkadaşlar ve genç çocuklar vardı. Gittim. Denizden dövülüyorduk. Düşünelim. 3 tane hücum bot bizi saldırdı denizden. Eşeklerle, 4 eşek yüküyle çıktım. Tam
Bayraktepe'sine gideceğim. Bayraktepe'sinde Lefkoşa Baf Hudut taşı orada ayırır. Onlar harita atışı ile atış yapar bize. Harita ile atış yapar ve öyle bir an geldi ki tam yanaştık, önümüze acayip sesler gelir. Meğer batarya atışı yapıyorlar. Dörtlü patlamalar, hayvan da olsa eşekler ürktü ve durdu. Hiç hareket etmedi. Bir kasa aldım, çıkarttım. Arkadaşlara çağırdım. 16 kasa mermiydi. Geldiler, çıkardılar. Gitmiş iken biraz da ben savaştım, yardımcı oldum. Geri dönene kadar saat 4 olur. Komutan beni çağırır. Buyurun komutanım. Ben diyor sana ne dedim? Bir yere ayrılma. Gitmek zorunda kaldım. Yalnızım dedim. Olamaz dedi. Yalnız nasıl olur? Buyurun komutanım. Çekiliyorsunuz demez mi? O anda yani insan, oh, savaş psikolojisi bambaşka bir şey. Biz, lütfen bizi rahat bırakın. Ne güzel savaşırık dedim. Kendimi savaşa kaptırdım. Komutan daha da sinirlendi. Muavinine verdi. Şimdi söz silahtan açılmışken. Evet. Bugünlerde konu Amerika Birleşik Devletleri Rum tarafına silah ambargosunu kaldırıyor yakında. Evet. Yani düşünün siz. Ama Kıbrıs Türk halkına verilen sözlere rağmen, evet, ekonomik, sportif, sosyal, kültürel, sanatsal ambargolar devam ediyor. Bu konuda ne diyorsunuz? 2004'te zaten biz Annan Planı'na evet dedik. Rumlar hayır dedi. Buna rağmen hem Rumları Avrupa Birliği'ne aldılar ve bize verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Hiçbir yardım görmedik. Ondan sonra Rumlar hele şimdi birçok ülkeyle ikili ilişkiler, ondan sonra askeri tatbikatlar, bilhassa İsrail'le, Yunanistan, Fransa, Amerika, İngiliz, hatta Araplar bile, Araplarla, evet, ve bizim sol geçinen particiklerimiz ve sendikalarımız maalesef ağzını açmıyor. Trodos'ta her yerde ikili tatbikatlar yapıyorlar. Hiç konuşmuyorlar ya. Yazık değil mi? Biz yani ne yapacağız bu durumda? Yani biz de sol emperyalizmin çizgisinde gitmek midir sence? Evet. Maalesef sol geçinenler, aramızdaki solcular emperyalist ülkelerin uşaklığını yapıyor ya. Yazıktır ya. Ne biçim solcudur bunlar? Solcu dediğin Atatürk'tür, Bülent Ecevit'tir, Lenin'dir, Fidel Castro'dur, Che Guevara'dır. Bunlardır solcu. Vatanı için çarpışan insan solcudur. Bunlar ne biçim soldur? Evet. Öyle sol mu olur ya? Rumlarla ikili ilişkilerde her gün ne güzel beraber. Yani yazık. Çok yazık. Bir gün bir olay oldu. Başımdan geçti. Gaziran'da bir arkadaşla yemeğe gittik bir lokantaya. Evet. Ansızın karşıma biri geldi oturdu. Zannedersem sendikacıydı. Kim olduğunu da öğrenmek istemedim. Bana öyle bir sert konuştu ki, siz dedi Erenköy'e çıkmasaydınız bugün biz euro ödenecektik. Bunu söylüyor. Dedim hangi cehennemde ödenecektin sen bu euroyu? Hangi cehennemde? Acaba hayatta kalacak mıydı? Evet. Evet, biz Erenköy'e çıkmasaydık bu dava 1964'te biterdi. Enosis olurdu. Bunlar Girit'in nasıl alındığını bilmiyorlar. Girit faciasını okusunlar, görsünler. Girit Enosis oldu. Birinci Enosis olan. İkinci de Kıbrıs'tı. Adamlar 1814'ten evet, beri uğraşıyorlar. 1814'te hatta Kıbrıs'tan 5 papaz da gitti. 2 tane dernek, cemiyet kurdular. Biri Ethnigi Ederia. Evet. Milli şirket anlamına gelir. İkisi Ethnigi Filia. Yani milli dostluk. Filia, dost, evet, arkadaş anlamına gelir. Ve bu adamlar o zamandan başladı. Düşünün 169 yıl uğraştı. Girit'te düşünün 200 bin Türk yaşar, 50 bin Rum. Ve o 250 bin kişi, 200 bin kişi maalesef ortadan kaldırıldı. Kesti. Kaçanlar kurtuldu. 90 bin kişiyi 2 günde paramparça ettiler, şehit ettiler. Oraya giren Yunanlı general bile ağladı. Düşünün
Bizi bırakacaklar mıydı? Biz Erenköy'e çıkmasaydık 64'te biterdi bu daba. En üstüsü barış alacaklardı. Düşünün. Ya Kıbrıs'ta biz 1821'de %75 Türk, %25 de diğerleriydi. Yani azınlıklar. Evet. Çoğu da Maronit, Ermeni, Rum. Ondan sonra çoğalmamış. Hele 1878'de ada İngiliz'e kiralandığı zaman bu Kıbrıs Türkü'nün idam fermanıydı. Ondan sonra biz azalmaya başladık. Hem İngiliz hem Rumlar maalesef bize çok baskı uyguladılar. Ayrımcılık yaptılar. Çok ayrımcılık yaptılar. Efendim, Kıbrıs Türkü'nü ezdiler. Ama bizim dedelerimiz Türkiye'de milliyetçilik hareketleri ne arardı? Milliyetçiydi. Başta benim dedem Hüseyin Kusella bölgeyi kurtaran adamdı. Kitabımda bunları hep yazdım. Kitapta yazdım. Dedem çok milliyetçi bir adamdı. Bunlara milliyetçiyim dediğinde adamlar adeta kriz geçirir ya. Yani vatanını seven insan zaten içimizdeki zavallılar. İnsanı sevecek evvela. Evet, insanı sevecek. Tabii kendi toprağıdır, kendi vatanıdır. Değil mi yani bunların böyle olması lazım esasında. Çünkü hakikaten bu topraklarda biz yani fazla bir şey istemiyoruz. Barış, evet. Huzur, güven. Dünyada en kötü şey savaştır. Biz savaş istemiyoruz. Ama Atatürk ne dedi? Mecbur kalmadıkça savaş cinayettir. Ama artık son çare nedir? Tabii. Ne dedi Atatürk? Barışı evet. Tesis edebilmek için savaşmak zorundayız. Kaçınılmazdır. Biz onun için adaya çıktık. Evet. Biz Atatürkçü bir nesil olarak yetiştik. Bizi öğretmenlerimiz, Türkiye'den gelen öğretmenlerimiz bizi hep Atatürkçü yetiştirdi. Biz hep Atatürkçüydük. Ve Atatürk ilkeleriyle büyüdük. Hatta savaşırken, yani bir olayı anlatacağım. Beşinde başladı savaşlar, altısında şiddetlendi, bize yangın basattılar, her taraf yanar ve ben yalnızım. O yangının içinden bir şeyler yükseldi ansızın, karşımda Atatürk'ü gördüm. Sanki de o bize yardımcı geldi yani. Çoğu gördü ve hiç konuşmadık, yıllarca konuşmadık. Ve biz 3 gün 3 gece Bayrak Tepesi ve etrafında savaşan arkadaşlarımız, inanın yaralı bile vermedik. Bir yaralı bile vermedik. Bizi bir güç koruyordu orada. En az 180 kişiydik. Tek bir yaralı vermeden ayrıldık oradan. Geldik. Verilen emir üzerine çekildik. Silahlarımızı da komutanın verdiği emir, cephanenizi bırakın, her şeyi bırakmadık. Dinlemedik. Komutan orada bizdik. 500 üniversiteli. Bize kim komutanlık yapacak? Hepimiz generaldik. Hepimiz. Evet. Birbirimize yardımcıydık. Biz 500 kardeştik. Hatta bize sorarlar niye az şehit vermişik? Bana göre 14 şehit verdik yani. O 14 şehit çoktur. 11'i öğrenci, üniversiteli arkadaşımız. İkisi Londralı arkadaşımız. Bir de Cengiz Topel. O da bizdendir. Cengiz Topel de bizim. Evet. Bizimle beraber o da şehit oldu. Ve 14 şehit çok fazlaydı. Biz müdafadaydık. Vermememiz gerekirdi. Maalesef bazı hatalar yüzünden verdik 14 şehidi. Ve ben o arkadaşlarım benim rüyalarıma gider. Savaş başlamadan 4 şehit verdik. Altın gibi, hepsi altın gibiydi arkadaşlarım. Hepsi generaldi. Hepsi cesurdu. Bütün arkadaşlarımız yani. Gece rüyalarıma girelim bu arkadaşlar. O kadar iyi arkadaşlarım vardı ki. Ve 3 şehit aldım kucağıma. 3'ü de maalesef bana ölümden bahsetti. Hele birincisi Mustafa Akdeniz. 51 gün beraber nöbet tuttuk. Bana dedi ki Fadıl, eğer ben ölürsem beni Mali Tepesi'ne gömün. İkinci şehit Alev Kayalı arkadaşımız Ali Hasip tek başına bir birliğe saldırdı. Yani korkunç bir şey. Evli, 2 çocuğu var. Ali Bey yapma, gitme dedim. Bayrak Tepesi'ne. Hayır dedi. Ben ölmeden düşman bu köye giremeyecek dedi. Ve öyle cesur kadar. Evli, 2 çocuğu var. Bir kızı, bir oğlu. Ve saldırdı. Tüm yalvaralarına rağmen beni dinlemedi.
saldırdı ve savaştı bir piyade tüfeğiyle. Yeni elbiselerini giydi, kuşandı. Bir 1914 yapımı piyade ile sanki de dünyayı fethedecek. Yürüdü gitti, ortalarına girdi. Bir birliğin saldırdı birliği erkek arkadaşıyla ama maalesef yalnız savaştı. Gece arkadaşlarımız gördüler tabii. Üçüncü şehit 74'te. Ha, 74'te Yeşilırmak'taydım. Lise öğretmeniydim 74'te. Lefke'de ve Yeşilırmak'ta harekatları Yeşilırmak'ta yaşadım. Bir birlik kurdum. Bana verilen emir üzerine. Orada bir izci kampı vardı. Liseli öğrenciler, üniversiteli ve terhis olmuş arkadaşlardan 79 kişilik bir birlik. Zaten mücahitlerimiz de azdı. 121 kayıtlı mücahidimiz vardı. Ve her iki harekatta da çok güzel savaştı arkadaşlar. 6 şehit verdik. Bir şehit Erenköy'de ders verdiğim bir arkadaş Fuat Feridun. Herkesi mevzilere eksildikçe onlara adam yolladık. Zafer mevzisinde. Bize dediler ki iki arkadaş yolladım. Terhis olmuş iki mücahit. Ben de en son ben gittim. Ben gitmeden bir saat önce bir şehit verdik. Zafer mevzisi de. Ben gittim. Baktım benim öğrencim orada. Mezun ettik. Türkiye'ye gitti. Geldi. Evet, Türkiye'ye tahsilini yaptı. Ziraat mühendisi oldu, tarım mühendisi oldu. Geldi, iş bulamadı. Kayınbiraderi Yeşilırmak'ta evli. Oraya geldi, mücahit yazıldı. Mevziye girdiğimde bunu buldum. Hocam dedi bana, ne var Fuat? Yarın sabah ben dedi bana öleceğim. Ve ağlamaya başladı. Allah Allah. Dedim ki Fuat, sen git ve köye git. Çünkü Fuat korkak bir insan değil. 64'te ağır yaralandı. İçine mi doğdu? Söyledi. Maalesef söylermiş. Bir savaş daha çıkarsa ben öleceğim dermiş. Ve o gece bana dedi ki yarın sabah ben öleceğim dedi. Yalvardım gitmedi. Saat 11'de nihayet ikna ettik. Geriye gitti. Tatkım karargahı var yattı. Sabaha karşı ağır silah nişancısı, o da eniştemiz Poleli bir arkadaş dedi ki ben hocam dedi gideyim biraz şey alayım dedi su getireyim çünkü irtibat hendeği gazılamadı, kayalar çok sert, hatta etrafına kenarlara kerpiç ördüler, onları kodular, ben su getireyim dedi, bütün gün kalabiliriz burada dedi, git dedim, gitti buldu Fuat Feridun, gitmemiş köye. Şerefine yediremedi. Aldı Fuat'ı. Ne getirdin oğlum bunu? Fuat da yine ağlamaya başladı. Özür dilerim dedi. Akşam kaçtım sizi bıraktım. Halbuki mevzimiz küçük bir beton mevzi. 5 kişi. 2 dayı yeğenim var. Adörçü eniştemiz köyde evli. Fuat öğrencim. 64-65'te ders verdik. Bunları liseden mezun ettik. Çok öğrenci mezun. 35 kişi. Benim okuttuğum, hepsi mezun oldu, hepsi Türkiye'ye gitti. Hatta o bölgenin insanları şikayet eder. Kendi, nasıl olur dedi, bizim 5 köyümüzden bir üniversitelimiz yok. Biz o çocuklara ders verdik ve 35 kişi mezun oldu. 67'de yine ana vatanımız, yine Türkiye'nin yardımı ile hepsi yüksek tahsile gitti. Doktor da çıktı, avukat da. Savcı da, hakim de, asker de, öğretmen de her şey oldu o çocuklardan. Hepsi okudu. Yani bir ana vatan yanımızda. Savaş içinde eğitim. Evet, eğitim de yaptık savaş peki içinde hocam, ve o çocukları okuttuk. Şöyle bir nostalji edelim. Zamanında bu toplumda çok eskilerde işte Türkiye'nin zor durumda olması, bu arada kıtlık, fakirlik vesaire. Rum misyonerlerin Yunanistan'dan gelmesi, papazların vesaire ve bu halkı Hristiyanlaştırmak için her türlü maddi manevi desteği vermeleri konusunda sanırım böyle harekat esnasında
bir şeye tanık olmuştunuz. Yani Türk bir kadın kimsenin olmadığı bir yerde ama siz Rum sandınız. Evet. Size konukseverlik gösterdi vesaire. Meğer esas Türk olduğunu kendisi söyledi. Evet. Neydi bu olay? 1974'te birinci harekat bitti. 5 şehit verdik yaşadık ama ikinci harekat başladı. 1 şehit daha verdik. 6 şehit. Maalesef 4'ü mevzilerimizin yanlış yapımından ileri geldi. Mazgal deliğine vuruldu. 4 arkadaşımız benim savaştığım mevzide hele 2 şehit verdik. 2 şehit verdik orada. Yani nasıl diyeyim? Fuat Feridun geldi ve biraz sonra 80 metreden silahı kurdular. Mevzimizin mazgal deliği çok geniş, çok uzun. Bütün mermiler ateş başladı. Bütün mermiler içeri girir. Hatta şimdi bile duvarlardan mermilerin çekirdeğini çıkarabilirsiniz. O kadar çok attılar ki ben Fuat'ı kucağıma aldım, sağıma aldım ve tam köşeye buna rağmen birinci mermiyi ağır silahımız yedi. İkinci duvara çakıldı. Vurdu duvara ve geldi Fuat'ın alnına çakıldı. Ve Fuat yaralandı. Artık hepimiz ölümü beklemeye başladık. Beşimiz de, 5 kişiyiz mevzide. Ve ansızın ateş kesildi. 2 yeğenime, biri Deyzem'in torunu, biri de yeğenim. Doğan Doğramacı ile Necmi Maraş'ına, ikisi de yeğenim, yakın yeğenim. Dedim çabuk kerpiç getirin ve ana mazgal deliğini hemen kapattım. Hepimiz öleceğiz orada. Ben... Bir eve girdiniz siz. Evet. Yani ya, yok orada... Ondan sonra ha. Savaş bitti. Savaş bitti. Takip ederiz tabii durumu. İki tümenimiz var. Bir tümen Mausa'ya hareket etti. Bir tümen de Lefke'ye evet. Hareket etti. Lefke'ye Mausa'ya giden tümen 15 Ağustos'da girdi Mausa'ya. Maraş'a gitti. İkinci tümen biraz çarpıştı yolda. Çamlıbel'de ve şeyde Şilura, diğer o köyde. Yılmaz köyde. Biraz bir gün evet. Geç geldi. 16'sında geldi. Hep takip ederiz durumu. Biz sonuna kadar savaştık. Bize her taraftan saldırdılar. Şehitler de verdik. Hiçbir zaman teslim olmadık. Düşünmedik bile. Ve 16'sının gecesi bir sandalcı arkadaş buldum. Ordu Lefke'ye geldi. 16 ikindin Lefke'ye girdi. Dedim ki yarın hazırlan Lefke gidiyoruz. Türk ordusunu getirelim. Tamam dedi. Çok sevindi arkadaş. Sandalcı çok cesur bir arkadaş. Zaten ben işlerimi çok cesurlarla yapardım. Evet. Hemen hazırlandık ve gittik. Sabah 10-11'e doğru denizde buluştuk. Tabur komutanı geldi, gidemezsin dedi. Dedim komutanım ben gideceğim dedim. Türk ordusunu buraya getirmek zorundayız. Birleşmemiz lazım. Denizde diyor şey mayın varsa, mayın varsa dedim ben öleceğim, biz öleceğiz. Yani. Siz karışmayın, bırakın bizi. Biz gidip orduyu getireceğiz buraya. Bu Türk ordusu etrafımızı kestiler zaten. Yani yeşil her tarafa da mayınlar serdiler. Yeşilırmak, Lefke arasında bir yerde 19 mayın, bir yerde 8 mayın. Her tarafı mayın doldurdular. Yani bu asker Yeşilırmak'a ulaşacak. Evet, bu Türk ordusunu dedik buraya getirmek zorundayız. Evet. Yani birleşeceğiz, kavuşacağız bu orduya biz. Biz zaten düşmedik. Yani sonuna kadar savaştık. Evet. Ve gittik. Tam şeyden geçerken, Bunin'in altından baktım 15-20 Rum askeri koşarak dedim sandalcıya bak bunları görüyor musun? Burada dedim uçak sabar var çevirirse üstümüze vuramazlar dedi. Güldüm tabii. Meğer hazırlanıyorlardı kaçmaya. Bir gün sonra da oraya çıktık. Evet. O Bunin'e çıktık bir gün sonra 18'inde 17'sinde Lefke'ye gittik. Geçtik tam Asbaba'dan geçerken yüzlerce Rum orada bir şeyler düşünür. Nasıl kaçacağını düşünür. 3 yol ağzına girdik. Üniversiteye giden yolda zaten bayrağımız asılıydı sandalda. Askerler geldi. Betondur orası yüksekçe. Beni çektiler yukarıya. Dedim bu amcanıza bakın. Benden büyük bir arkadaştı.
Çıktım orada taksici Fehmi dayı buldum. Bölük komutanını sordum. Dediler ki herhalde öğlendi, dini vecibelerini yerine getirir dediler. Ben hemen Lefke'ye gittim. Lefke'nin önü polisin, mahkemelerin önü, ana baba günü. Yüzlerce, binlerce insan girdim. Hiçbiri konuşmadı bana. Hiç anlamadım, bir anlam veremedim. Yalnız ben komutanı sordum. Komutan kim dedim. Bir arkadaş çıktı. Rütbeler sökülmüş. Türk subayların rütbeleri sökülmüştü zaten. Benim evladım dedi. Buyur ne istersin dedim. Sizi Yeşilırmak sancağına götürmeye geldim. Aa, dur dedi. Burada dedi bana. Biz karar veremeyiz. Siyasi irade ister dedi. Tamam dedik. O zaman ben ayrıldım. Bana verilen bazı siparişler vardı. Onları hallettim. Şimdiki güzel yurda gittim. Fehmi dayı, Daksici Fehmi dayı beni götürdü. Bizim Rumlar tarafımızı vurdu. Yağ aldık oradan. Oradaki üsteğmen bize yardımcı oldu. Taksiye bir büyük varel yağ aldık, koyduk ve ben gidene kadar şeye geriye, sahile akşam olur. Oradan da sandalımıza bindik. Yeşilırmak'a gittik. Yalnız şansımızdan yolu açtık ya, iki tane gazeteci gelir. Biri Hayat Mecmuası'nın muhabiri Yalçın Kılan, biri de Muharrem isminde Tercüman Gazetesi'nin muhabiri gelirler. Onlara söyledim. Yalçın dedi ki, Ecevit benim kolejden sınıf arkadaşım, iki güne kadar gidiyorum, sizin bu durumunuzu anlatacağım dedi. Gitti ve söyledi. Galini'de bir tabur askerleri var. Yarım komando bölüğü şey komandosu. Yani ikinci harekat yoksa... Bitti harekat. Bitti. Bu olay 3 Eylül'de olur. Bitti de 3 Eylül'de. Yeşilırmak'la buluşma. Evet, aldık Türk ordusunu götürdü. Evet. 3 Eylül günü jandarma komandosundan yarım bölük Teğmen Halis revakatinde giderler. Yalnız Ecevit'in verdiği emir sakın ateş açmayın dedi. Onları kışlayın. Tabuk kışlar gibi bir taburu kışladılar, gittiler. Orada yalnız bir Urfalı başçavuş Ömer yaralanır. Bir yaralı verdik. Hatta aynı gün biz Galini'nin adını değiştik, Ömerli yaptık. Başçavuş Ömer'in yaralanması üzerine girdik oraya ve hemen şey gelir, arkadan ilk güvenlik kuvvetlerini kuran komutanımız Hayri Ündül, Kurmay Ündül Paşa. Evet, albay. O zaman. Kurmay albayı Hayri Ündül, Yeşilyurt'ta alay komutanı, mekanize birlikle gelir o da. Biz tabii karşıda bekledik. Hiç zaten verilen emir hiç kurşun atılmayacak. Öyle Türk ordusu aldı, gittik. Geldi yanıma kadar, meğer beni tanırmış. Ben o anda Hayri Bey'i tanıyamadım. Larnaka'da meğer şeydi, Hayri Bey sancaktardı. Sancaklar. Ben ilk öğretmenliğim 69-71 Larnaka'da geçti. Beni oradan tanıyor. Ben de nereden tanıyamadım ben Hayri Bey'i. Gözlükler gözünde, şapka falan, askeri elbiselerle bir sivil halini hatırladı Hayri Bey'in. Hoca hoca dedi, sen burada ne arıyorsun? Neyse. Ondan sonra da devamlı buluştuk zaten. Çok muazzam bir asker. Çok alçak şimdi, gönüllü, muazzam bir askerdi yani. Bu dediğinize evet. Süpürge operasyonu mu denir? Evet. Yani kışlayacaksınız dedi. Evet, öyle. Sakın yani, kurşun atılmayacak dedi. Süpürge. Verilen emir. Süpürge operasyonu. Evet. Kışladı adeta, tabuk kışlar anlatmadın gibi. Anlatmadın o kadın o zaman. Evet işte 3 Eylül'de olur bu olay. Aynı gün yalnız takviyeliydi jandarma taburu, bir tabur asker. Aralarında şeyler de vardı, piyade üsteğmenleri. Bizim tabur komutanı da üsteğmen, onun arkadaşlarıyla beraber. Şimdi Lutro elimizde geçti. Galini'yi aldık. Ara bölgede Varişa var. Evet. Lutro'nun adını Bademli Köy koyduk. Galini'nin Ömer Başçavuş'tan dolayı Ömerli, Ömerli yaptık. Şirinköy'de Varişa oldu. Varişa'nın hemen hemen fazlası Türktü. Hatta ben bir aileyi hatırlarım orada. Evet.
Naime Kadın oğlu ile Osman 54 yılında hatırlıyorum. Bizim köylüler aldılar götürdüler. En son bir aile kaldı. Ve girdik. O gün girdik. Rumlar tamamen kaçtı. Girdik köye. Bir yaşlı kadın, 85 yaşında bir kadın. Ben konuştum. Rumcam çok iyi. Dedim ki Türk ordusu nerede? Türk askerleri. Hiç cevap vermedi. Zavallemu dedi yalnız. Zavallılar yani. Gelin, gelin size dedi magarına bulli yapayım. Tavukları var. Yalnız hiç kimse yok köyde. Her tarafı dolaştırdık peki arkadaşları. O. Evet kadın adın nedir dedik. Adı da Theodora. Theodora dedi. Bıraktık kadını. Bir şey yapmadık. Ama bu kadını bırakamayız. Tek başına ne bir var? Köyde. Ertesi gün geldik. Yine gittik. Dedi ki biz Türk'üz. E ben de Türk'üm dedi. Allah Allah. Aa, meğer sonradan Rum oldular. Varişanın çoğu Türk'tü. Hatta kiliseye bir de arkadaş yolladık. Hatta polis arkadaşlar 58'den incelediler o bölgeyi. O kilise camiydi. Camiydi sonradan kiliseye çevrildi. Düşün. Her şey vardı. Minberleri vardı. Her şey. Cami olarak yapıldı. Polis arkadaşlar anladır. 58'in polisleri. Yani kadın korktu Türkçe şeyini söylesin. Hayır. O gün ben de Türk'üm dedi. Biz ben de Türk'üm. Benim dedi teyzesi ve halası Kader bunlar. Havvaruydu. Havvaymış adı. Ben de Havvaydım dedi. Sonradan durum olmuş. Ben de Türk'üm dedi. Ha. Dedi Kader teyze sen hazırlan. Seni götürüyor. Yalnız bırakamayız burada. Ağlamaya başladı. Üzüldük. Dedim paran varsa elbiselerin. Havvaru. Havvaru dedi. Ama Havva esas. Havvadır adı yani. Ama o Havvaru Rumca. Rumca Havvaru. Havvalu dedi. Havvaru dedi. Dedik hazırlan. Seni götüreceğiz. Ağlamaya başladı. Üzüldük de. Konuşmadı ondan sonra. Dedik git al eşyalarını. Paran varsa paranı üzülür al. Üzülür tabii. 85 evet çok üzüldük. 85. 85 yıl, ben diyor 85 köyde. Yıldır bu evde yaşarım. Beni nereye götüreceksiniz? Ağlamaya başladı. Aldık kadını. Sancağın bir Volkswagen'i vardı. Kaplumbağa türü. Koyduk arkaya. Sağına soluna iki kişi bindik. Bir şey yapmasın ansızın. Açmasın kapıyı. Ve götürdük Yeşilırma'ya. Barış gücüne teslim ettik ve yollattık kadını. Ve köyden de çoğunu tanıyordu. Onu da tanıyanlar vardı Yeşilırmak'tan. Yani Türk olduğunu biliyorlar. Sonradan Rum oldu. Lutro, Galini ve Varişa. Halkın fazlası Türk'tü. Evet. Ve bana bir arkadaşın dedesi, herkesin tanıdığı bir adam. Yani baskıyla. Zihni İmamzade. Evet. 30 yılında şeymiş. Müfettiş İngiliz'in bir gün güzel yurda gelir. Torunları Aktan İmamzade Erenköy'den arkadaşım. O da Erenköy Mücahidi, Erenköy Gazisi. Evet. Ve bana olayı anlatır. O bölgeye gittim diyor. Ve o bölgenin insanların çoğu Türk'tü. Sonradan durum oldu. Evet. Yani çok o muazzam bir adam da. Yani Zihni İmamzade bana olayı anlattı sonuna kadar. Yani düşünün siz geçmişte neler oldu, neler evet. yaşandı. Zaten 1878'de adanın İngiliz'e kiralanmasıyla bizim idam fermanımızdı o. Evet. Ve düşünün 1571'de Osmanlı adayı fethettiğinde Sokullu Mehmet Paşa kafirin tekiydi. Vezir-i Azam ve Rumların 4 tane kilisesi vardı. Zaten biz adayı Venediklilerden aldık. Evet. Ve ne yaptı? Bir yakınını başpapaz yaptı. Getirdi. Ortodokstu bunlar. Biz yani Osmanlı Kıbrıs'ı Venediklilerden aldı. Bunlar Katolikti. Ve gereken yardımı bir yakınını da başpapaz yapmış. Düşün. Şey. Evet. Neydi adı nasıl söyledik? Sokullu Mehmet Paşa. Evet. Ve padişahtan ferman aldı ve bunlara kiliseye yapılan yardımlarından vergi alınmayacak diye. Ben o fermanı gittim gördüm Cikko'da. Cikko'da gördüm. Evet. Her türlü her şey kolaylığı kimse yaptılar bunlara. Ellerinde çok silah vardı. Bir, para, zengin oldu kilise. İki, iş imkanları. Üç, mal.
Çok zengin oldu. Evet. 4 güzel kızları Türk erkeklerine verirler ve Hristiyan yaparlardı. Evet. Hatta 2 köyümüz, biri Larnaka'da, biri de Bafta, isim vermeyeyim şimdi. O 2 köyümüz Hristiyan oldu. Tamamı Türk olduğu halde ya. 2 köy, biri Bafta, biri Larnaka'da. Bilmiyorum Larnaka'daki. Arkadaşlar anlattı olayı. Oraya gidenler, yani bu şekilde, hatta benim bir annemin dedesi şeyden geldi, Başıyammo'dan. Adama paşi dediler, meğer zayıf bir adam. Nasıl paşi dediler? Çözdük. Meğer Paşıyammo'dan geldi, paşiliği oradan almış. Evet. Onlara söylenen, ya Hristiyan olursunuz ya defolup gidersiniz. İki şık var. İki. Ve adam, işte Kusella dedem herkesi davet etti. Kovulanları, kaçını, Baftan gelenler vardı. Her taraftan, bölgeden gelenleri aldı. Herkesi korudu dedem. Benim dedem neler yaptı? Bölgeyi korudu dedem. Kitabımda hep yazdım bunları. Evet. Bafa kadar bütün köyler hazır oldu Hristiyan olmaya ya. Dedem izin vermedi. Dedem hem okul yaptı. Ne okul var? 950 nüfus var Gurutepe'de. O zaman Yeşilırmak yok. Evet. 80'li yılların sonu. Dedem hem okul yaptı hem camiye tam başladığı sırada Cikko'nun papazları saldırıya geçti. Düşünün. İşte o tür vatanperverler olmasaydı. Evet. Türkiye'de milliyetçi ne arardı? Kaç daha milliyetçi da, vardı? Daha da bizim dedelerimiz korundu. Evet. Ve bu davayı O zamandan biterdi. Kaybederdik ya. Evet. Ama mesela İstiklal Savaşı olurken Kıbrıs'ta yardımlar vesaire Anadolu'ya, değil mi? Evet. Yani, Atatürk'e çok yardım edildi. Pek tabii. Onu da kitabımda yazdım. Evet. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama o kadar çok yardım yapıldı ki Atatürk 1918'de Doktor Behçet Bey'i bulur Kıbrıs'ı. Evet. Ona der ki sen gideceksin. Şimdiki Mausa'daki eğitim yeri var ya, adı neydi? Gülseren. Gülseren kampında dedi. Evet. Esirlerimiz var. Git 20 kişilik bir liste verdi. Bir teşkilat kur ve bu adamları kaçır dedi. Ve Behçet Bey gider. Yine kitabımda uzun uzun bahsettim. İsimleri de verdim. Kimler yaptı bu işi? Ve kaçırırlar. Bir de kitabı bir daha göster ekrana. Evet. Kitabımız Vatan Aşkı Merenköy. Hatta İngilizce'ye çevirdik. İngiltere'de ve bilhassa Amerika'da yaşayan çocuklarımızın maalesef çoğu Türkçe bilmiyor. 1000 tane var elimizde. Onlara yollayacak bir miktar yolladım ama çok var daha elimde. İngilizcesini de. İngilizce de çok güzel olmuş. Bize vakıflar çok yardımcı oldu. Kitaplarımız beleş dağıtıldı. Parayla satmıyoruz bu kitapları. Herkes kitapçıdan arar. Hayır. Kitapçıda aramasınlar. Bende var. Yakında 1000 adet daha basacağız. Okullarımıza dağıtalım. Çünkü maalesef tarih kitaplarından Kıbrıs Türkünün mücadelesini sildiler ya. Olur mu öyle şey? 1996'da kurulan evet. Hükümet evet. Her şeyi sildi. İki tane Milli Eğitim Bakanı'na gittik. Biz dedik ki hazırız. Mücahitlerden de arkadaşlarımız var. Tarih öğretmenlerimiz var. Mücahitler Birliği'nden de gelsin. Bizden de arkadaşlar yardımcı olsun. Bu kitapları tekrar yazalım. Maalesef ben bütün kitapları inceledim. Orta eğitimde okutulan hiçbir şey bahsetmiyorlar. Sildiler ya. Tarihimizi sildiler. Nasıl olur bu iş? Ve maalesef iki Milli Eğitim Bakanı'na gittik. Olur olur dediler. Geçiştirdiler. Ve böyle kaldı. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Varoluş mücadelemizin tarihten sildiler ya. Olur mu öyle şey ya? Kelimesi tarih kitaplarına geçmeli. Evet. Bu konuda çocuklarımız okumuyor, bilmiyor hiçbir şey. Çalışmalar yapılmalıdır. Ve bunun takipçisi olacağız değil evet. mi? Evet. Ben 2010 yılından beri yol açıldı ya, Pirgo yolu. Çocukları liseleri, üniversiteleri, bazılarının, hepsini değil tabii, Erenköy'e götürür ve orada canlı olur. Her şeyi anlatırım orada. Her şeyi. O çocuklarımız öğrensin. Maalesef her neyse. Kitaptan sildiler ya. Evet. Yani olur mu öyle şey? Kitaplarımızı tarih kitaplarımızdan sildiler. Alsınlar, incelesinler tarih kitaplarını.
Biz dedi ki yardımcı olalım. Hiçbir şey istemiyoruz. Biz her zaman hazırız. Gönüllü olarak olur olur dediler. Geçiştirdiler. Bir şey de diyemeyiz. Evet, ama sevgili, hazırız. Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir tarihi öyle bir irdeledi Sayın Fazıl İncirli. Özellikle bu devletin kurulmasında mihenk taşlarından, en önemli mihenk taşlarından biri olan Erenköy Destanı'ndan çeşitli aşamaları sizlere duyurdu, dillendirdi ve ne yapılması gerektiğini bu ekranlardan dilinin döndüğünce anlatıverdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun.